Köyünde yaşamak için destek aldı. Büyük şehirdeki maaşından fazlasını hayvancılıktan kazandı. Ankara'daki işini bıraktı. Devlet destekleriyle hayatını değiştirdi. Ankara'da özel sektörde çalıştığımda bir asgari ücretle çalışıyordum. Bu asgari ücretimin bana yetmeyeceğini düşünerek köyüme dönmek için birçok nedenim oldu projesiyle Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvuran genç çiftçi devlet desteğiyle 100 koyun aldı. Özellikle gençler tarafından çok dikkat çekilen bir proje. Şimdi başvuracak olan hem koyunculara hem örnek olmuş oluyor hem de köyüne dönerek en azından yeni bir gelir kapısı tarımsal üretime daha fazla katkı sağlayabilmesi açısından da gençlerimize bir örnek sağlamış oluyoruz. Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesiyle hayvansal üretim güçleniyor. Projenin amacı genelde e, mevcut durumda e, ülkedeki e, genel itibariyle bakıldığı zaman ülkedeki koyun sayısının artırılması, koyunculuğun geliştirilmesi. Genç çiftçi Metehan Gökçen Kastamonu'nun Araç ilçesindeki köyünde kendi işinin sahibi oldu. Bu işletme sıfırdan başlandı. 100 taneyle başlandı, 100 tane aldı ve şu anda e, burada zaten Anac olarak 110 tane mevcut da koyun var. Bunların kuzuları satıldı. Ve buradan e, geçen sene alınmıştı bu proje. Kuzuları satıldı. E, yani iyi de para kazanmış oldu. Büyükşehirdeki yaşamı bırakıp köyüne dönen genç girişimcinin hedefleri de desteklerle büyüdü. Randıman olarak da memnunum. E, tabii ki yavrulama sürecinde de e, mutlu olduğum için bu süreçte e, heves ettim. Ve biraz daha tabii ki projemizi daha da ileriye götürebilmek için daha da farklı bir projelerimiz var, hedefim var ve bu şekilde ilerlemek istiyorum tabii ki. Gençler projeye yoğun ilgi gösteriyor. Bakanlığın hayvancılığa sağladığı desteklerle hayvan sayısı, et ve süt verimi de artıyor.